İnceleme mi oluyor bunlar? Haklarında konuşmak mı oluyor? Tam emin olmamakla beraber artık istediğim kitabı okuyup inceleyebileceğim bir özgür, ütopik bir döneme girdim. Melikşah'ın Bir Tane Yabancı Bir Damat. Hem okuma kolaylığı bakımından hem de edebi zevk olarak. Yanında bu salgına deva olacak aşılarla beraber bir yolculuğa çıkmaya çalışıyor Doktor Garin. Bilim kurgu öğeleri diyebileceğimiz öğeler oldukça arka planda ve silik bir şekilde geçiyor. Gerçekten de romanın ana kahramanı bu hava koşulları bence. Bu psikodelik deneyimin hakikatle olan teması, yani bu noktadan sonra artık Platon'un mağara alegorisiyle düşünmemem imkansızdı. Doktor Garin'i böyle trenik bir kişiliğe doğru çeviren bir yolculuk olduğunu görüyoruz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra sonunda bir kitap incelemesi. İnceleme mi oluyor bunlar? Haklarında konuşmak mı oluyor? Tam emin olmamakla beraber kitap bu mevzu bahis ettiğimiz bir videonun içerisindeyiz. Çünkü yani özgürlüğüme kavuştum ve akademik bir personayla değil, tamamen bir okur olarak artık buradayım. Yani böyle kitaplarla arama şunlar giriyor, bunlar giriyor diyebileceğim bir pozisyonda değilim. Çünkü tezim bitti. O yüzden artık istediğim kitabı okuyup inceleyebileceğim bir özgür, ütopik bir döneme girdim. Bunun için de ilk seçtiğim kitap şöyle oldu. Şimdi önümde çok fazla kitap birikti tabii ki incelemek istediğim ve onların arasından herhangi bir tanesini de seçemediğim için ben son izlediğim şeylerden yeni bir kitap seçtim. O da Melikşah'ın Bir Tane Yabancı Bir Damat. Şu an adını hatırlayamamakla beraber Max'ti sanırım. Bu sürekli bahsettikleri bir Rus yazar vardı, Sorokin diye. Onun Can Yayınlarından çıkan Tipi adlı bu romanını incelemeye, hakkında bir şeyler gevelemeye çalışacağım. Gerçekten çünkü beni hem okuma kolaylığı bakımından hem de edebi zevk olarak, yani öyle bir dönemi kapatıp böyle bir döneme geçme konusunda oldukça şanslı bir seçim olmuş Tipi. Bunun sebeplerine tabii ki geleceğiz yavaş yavaş. Şimdi Tipi romanında Doktor Platon İlyiç Garin adlı bir doktor kişisi, baş kahramanlarımızdan biri diyebileceğimiz bir karakter. Dolgoye adında bir Rus köyüne, salgının başladığı bir Rus köyüne. Ne salgını henüz bilmiyoruz kitabın başında bunun ne salgını olduğunu. Yanında bu salgına deva olacak aşılarla beraber bir yolculuğa çıkmaya çalışıyor Doktor Garin. Ve tam da Doktor Garin'in üzerindeki ilaçları bu köye yetiştirme yükümlülüğü etrafında şekillenmeye başlayan bir hikaye. Ama yalnızca hikayenin içeriğini oluşturan şey bu gerilim değil. Çünkü kitapta gerçekten çok fazla gerilim iç içe örülmüş bir biçimde kurulmuş kitabın hikayesi. Bunlardan bir tanesi de Doktor Garin ile arabacısı, yani yol arkadaşı aslında, Perhuşa'nın arasındaki karakter gerilimi aslında. Bu da çok ilginç döneler veriyor. Daha sonra belki tekrar döneriz buraya. Çünkü yani ikisinin de yaşam deneyimlerinin onları getirdiği pozisyondan hayata bakış tarzları çok farklı yerlerde oldukları için önlerindeki bu problemle ne yapabileceklerini, ona nasıl tepki vereceklerine kadar varan bir yaşam anlayışı farkı var aralarında, bakış açısı farkı var. O yüzden bu gerilim de bütün kitap boyunca çok iyi kuruluyor bence. Ve kitaptaki karşımıza çıkan ilk en belirgin gerilimlerden bir tanesi de farklı farklı biçimlerde, farklı koşullar altında, farklı biçimlerde deneyimlenen zaman ve mekan ilişkisi aslında. Bu noktada çok güzel bir gerilim kurmuş roman boyunca, yani başından sonuna kadar bence Sorokin. Çünkü gerilimle daha aslında kitabın en başında karşılaşıyoruz. Dolgoye köyüne varmaya çalışan Doktor Garin değil bu köye elindeki o ilaçları, aşıları ulaştırabilmek, atlarını değiştirmek için uğradığı menzil istasyonundan dahi çıkışı, yani yeni atlar bulup yolculuğuna devam etmesi
onlarca sayfa sürüyor ve biz sürekli böyle bir şeyleri bulmasını ve bir an önce ihtiyacı olan insanlara bu aşıları ulaştırmasını bekleyerek okuduğumuzu fark ettiğimizde aslında biraz kitabı yanlış bir yerden yaklaştığımızı anlıyoruz bu ilk birkaç on sayfada. Çünkü tam da hem atmosferik olarak hem de bu hikaye gerilimi anlamında gerek Beckett'in Godot'sunu, gerek Kafka'nın Şatosunu andıran bir şeylerin olmasını beklemekten ziyade o beklemenin kendi varoluşsal koşulları üzerinde düşünmeye çağıran bir hikaye, bir kurgusu var kesinlikle. Ve yani şu noktada da bence yazarı tebrik etmek gerekiyor. Yani Sorokin gerçekten kitabın 2018'de yayımlandığını bilmeseniz tam anlamıyla bir 18. 19. yüzyıllarda kaleme alınmış bir Rus romanı. Yani içindeki bütün o kış, soğuk, rüzgar, diyaloglar, atmosfer, betimlemeler, sahnelerin aktarımı konusunda kesinlikle bir Rus klasiğinden farksız Sorokin'in anlatım biçimi. Bir de zaten daha çağdaş bir yazar olması dolayısıyla tabii ki bizim güncel dilimize daha yakın doneler, daha yakın bir belki hayal gücü ve dilsel yapılar kullanarak aslında bizim için oldukça, yani herhangi bir bence Rus klasiğinde bulamayacağımız akıcılıkta bir metin ortaya koyuyor, önümüze çıkarıyor Sorokin ve bunun gerçekten yani neredeyse böyle hani klasiklere başlamak için en iyi kitaplardan biri olarak önerilebilecek bir kitap bence. Yani kitabın konusu böyle distopik bir bilim kurgu gibi. Ama bilim kurgu bilim kurgu bekleyerek eğer okursanız yani o bilim kurguyu oluşturan unsurları bir an önce yakalamaya çalışarak ilerlerseniz gerçekten sizi hayal kırıklığına bırakacak bir bilim kurgusal altyapıya sahip. Çünkü yani bilim kurgu öğeleri diyebileceğimiz öğeler oldukça arka planda ve silik bir şekilde geçiyor. Kesinlikle olayı bilim kurgu veya distopya değil kitabın. Bence daha doğrusu tam olarak beklemenin üzerine ve yani böyle devinimin imkansızlığı üzerine bir roman gibi. Bu noktada romanın konusuna da geri dönecek olursak, yani tipi gerçekten de o yoğun karlı hava, dondurucu soğukla beraber aslında bu öğeleri bir böyle hikayeye arka plan oluşturacak bir mekan tasviri olarak kullanmaktan ziyade tipinin ve soğuğun o kadar şiddetlenip yoğunlaştığını ve bütün anlatıya yayıldığını hissediyoruz ki yani tam olarak gerçekten de romanın ana kahramanı bu hava koşulları bence. Çünkü geri kalan karakterler, olay örgüleri, ilişkilenmeler tamamen yani bu tipinin kıskacında şekillenmiş ve yani onun tahakkümünden azade bir şekilde düşünülemeyecek sıralılıkta. Yani belli bir zaten sıralılık bile belli anlamlarda dönüşümlere uğruyor yer yer kitap boyunca bence. Ve kitapta ilerlediğimiz takdirde de aslında görüyoruz ki tipi de karşımıza çıkan tek alegori tipi alegorisi değil kesinlikle. Yani bu noktada aslında şöyle, yani doktorun ilk adının Platon olmasını askıya alarak okudum kitabın ilk 100 sayfasını. Bir tesadüf olarak yorumlamak istedim böyle. Kendimi bir bakış açısına hapsedip ilerlemek istemedim. Ama sonrasında yani zar zor başlarına gelen yığınla aksilikten sonra zar zor ilerlenilen yolculuğun tıkanan bir kesiminde Vitamin Derler adında bir insan türüyle karşılaşmaları yolcu ve arabacının birlikte. Beni yani burada yaşadığı deneyimler özellikle Doktor Gary'nin sanki biraz böyle o kadar da tesadüfi bir isim tercihi değilmiş gibi geldi Platon. Çünkü Vitamin Derler'in daha önce de yolculukta karşılarına çıkan bir figür olarak böyle küre, küp, yani çeşitli üç boyutlu geometrik nesnelerden oluşan psikodelik bir icatları var neredeyse. Ve bu noktada aslında bu psikodelik deneyimin hakikatle olan teması göz önünde bulundurulduğunda, kitap temelinde demiyorum ama daha genel olarak düşünecek olursak ve antik Yunan parametrelerini işletmeye çalışacak olursak, yani bu
bu geometrik figürlerle yaşanılan deneyimden beklenen öğeler, keza doktorun da adının Platon olması beni açıkçası artık yani geri dönülemez bir şekilde Platon'un düşünce havuzuyla beraber bu romanı özellikle ilk yarısından sonra okumaya sevk etti ve yani o noktada artık inkar edemeyeceğim bir cazibeydi bu benim için. Yani tam da bu noktada aslında bir yol ve yolculuk hikayesi de olduğu için tipi her ne kadar ilerlenen, belli bir ilerleme kaydedilen veya varılan, yani varılma vaadiyle her ne kadar öyle çıkılsa da bir varışla tamamlanan bir yolculuk olmasa da yine de belli bir anlamda yol ve yolculuk hikayesi olduğu için yani bu noktadan sonra artık Platon'un mağara alegorisiyle düşünmemem imkansızdı tipiyi. Ama tabii ki belli değişiklikler vasıtasıyla çünkü dediğim gibi hem herhangi bir ilerleme söz konusu değil hem de yani herhangi bir ilerleme derken en azından bizim Platon'un mağara alegorisinde filozoftan beklediğimiz bir ilerleme söz konusu değil. Hem de çevrenin zorlu koşulları, evet filozofun mağaradan çıkışı da belki çok kolay bir yolculuk değil. Ama o zorlu koşulların bireylerin üzerindeki etkisiyle yani filozofun mağaradan çıkışından ziyade daha çok böyle tam da aslında Platon'un filozofun yanında hemen yanında konumlandırdığı ve çok küçük figürlerle, yani çok küçük unsurlarla birbirlerinden ayırabileceğimiz Doktor Garin'i böyle tiranik bir kişiliğe doğru çeviren bir yolculuk olduğunu görüyoruz. Perhuşan'ın yani doktorun yol arkadaşı, arabacısı olan kişinin üzerindeki etkisinin ne olabileceğine dair gerekli bir aralıkta düşünmedim henüz roman üzerine ama yani zaten belli bir yere kadar bu cazibeye direnmeye çalıştığım için belli bir yerden sonra kendimi bıraktığım için yani çok kısıtlı bir düşünme alanım kalmıştı ve onda daha böyle ön planda olduğunu düşündüğümüz ilk bakışta en azından doktor karakteri üzerinden düşünmeye çalıştım. Ama böyle her okunduğumda bu platonik havuzla beraber her okunduğumda gerçekten çok farklı incelemeler, analizler sunabilecek bir roman bence. Hala tam anlamıyla emin değilim. Gerçekten böyle bir arka planda mı ilerliyor? En azından yazar böyle bir motivasyona sahip miydi? Bunların hepsi bir tesadüf müydü diye ama sonuna ulaştıkça yani sonuna doğru ilerledikçe aslında karşıma çıkan bazı alıntılar, şimdi ben de oraya yormaya çalıştığım için sürekli olarak oraya yorabileceğim ayrıntılar yakaladım. O yüzden tam emin değilim hala ama yine de oldukça verimli bir havuz. Yani bu kitabı tipiyi Platon'la beraber düşünmek isteyen insanların hayal gücü için capcanlı bir havuza sahip olduğunu düşünüyorum Sorokin'in kalemini. Yani siz zaten kendinizi o cazibeye bıraktığınız andan sonra aslında böyle kitaptaki her canlı, karşımıza çıkan her obje, her tür, her olay belli bir alegorik anlamla yüklüymüş gibi geliyor. Yani o tür bir okumayı sevmiyorum ben, sürekli her şeyi başka bir bağlamda anlamlandırmaya çalıştığımız ama yani kitabın oldukça metaforik bir yapısının olduğunu söyleyebilirim yine de. Yani bundan emin gibiyim yani. Gerçekten hani bu kadar tesadüf iç içe geçmiş olamaz gibi geliyor bana şahsen. Keza yani o psikodelik maddenin alınımından sonra yaşanılan deneyimler, zaman ve mekan arasındaki o kısa süreli de olsa birkaç sayfalık da olsa gidip gelinen o yolculuklar da işin içine girdiğinde gerçekten oldukça zengin bir yani hayal gücünü çok tetikleyen bir içeriğe sahip tipi. Yani özellikle dediğim gibi kitabın ikinci yarısında Doktor Garin'in üzerindeki değişimle beraber okumaya başladığımızda tipi böyle sayfalarca ve kilometrelerce süren bir bedtribe dönüşüyor da gibi aynı zamanda ama bununla da sınırlı değil. Sunduğu çok
fazla ve katman katman gerçekten çok fazla dolayıma sahip bir hikayesi var. Yani unutmama gerek kalmadan birkaç ay sonra tekrar okumak istediğim bir roman kesinlikle. Ve bu katmanların açılması için de yani, bu arada yani böyle Platon veya işte devlet, Platon'un alegorileri bunları bilinmemesi dahilinde de bence çok zengin bir okuma deneyimi sunuyor. Çünkü dediğim gibi Sorokin'in kalemi inanılmaz derecede akıcı. Ama böyle bulmacalar yerleştirildi mi acaba içine diye düşünerek o bulmacaları, parçalarını böyle bulmaya çalışıp onları birbirlerine eşleştirmeye çalışarak okumak daha o benim sevdiğim oyuncu okuma deneyimine sunduğu için benim için ayrı bir yere taşıdı tipi romanına. Ve kitabı okuduktan sonra Tolstoy'un Tipi adlı öyküsüne de geri döndüm. Zaten Tipi öyküsünden yani hareketle yazılmış bir roman anladığım kadarıyla. Yani onun bir devamı değil de daha çağdaş işte donelerle modernize edilmiş bir versiyonu gibi belki okuyabiliriz. O da oldukça hacimli bir öykü olmakla beraber yani benim kendi kişisel okuma deneyimi ve birikimimin bana sağladığı bakış açısına göre benim yani o Tolstoy'un öyküsünden ziyade Sorokin'in romanından aldığım zevk bambaşka bir yerdeydi. Ama bu tamamen tercih meselesi. Yani klasiklerle aram o kadar iyi değil benim şahsen. O yüzden belki okumak istiyorsanız Tipi, ben bitirdikten sonra Tolstoy'un öyküsüne döndüm ama daha önce de Tolstoy'un öyküsüne dönerek, yani daha önce aslında onu okuyarak arkasından Sorokin'in bu hikayeyle ne yaptığını, bu öyküyü, bu anlatıyı neler ekleyerek onu nelere dönüştürdüğünün izini sürmek çok daha heyecanlı bir süreç olabilir gibi. Ben sabredemedim kitabı söyledikten sonra direkt başladım okumaya. Ama eğer öyle bir yani eğer sonra yani bir şekilde Tolstoy'un Tipi öyküsünü de tüketmek, içselleştirmek istiyorsanız, bu romanla beraber düşünmek istiyorsanız bence romandan önce bir öyküye bir şans vermeniz daha mantıklı olabilir. O da İletişim Yayınlarından çıkan Tolstoy'un Direkt Öyküler adlı bir derlemesi, öykü derlemesinin bir cildindeydi. Buraya koyarım. Bir de İş Bankası Yayınları'nın da bir seçme öyküleri, Tolstoy'un seçme öyküleri cildinde var. O yüzden böyle hangisini seçeceğinizi bir kitapçıda karıştırarak karar verebilirsiniz. Dediğim gibi öncesinde tüketmeniz bence hem Tolstoy'un Tipisine daha az haksızlık yapmanızı sağlar. Çünkü ben belli bir doyumu, yani öyküye dair belli bir donanımı ve doyumu aldıktan sonra geri döndüğüm için hani neler benzemiş, neler benzememiş gibi böyle çok klişeleşmiş bir karşılaştırmaya dönüştü benim için tipilerin karşılaştırılması. Ama önce onu okursanız dediğim gibi daha belki zengin bir okuma deneyimi sunabilir Tipi romanı da aynı zamanda. Bugünkü incelememiz bu kadardı. Yani gerçekten inceleme yapmayı unutmuş da gibi hissediyorum biraz. Çünkü hani böyle kitabı okumaya başladığımda, yanıma not defterimi aldığımda hani ne yazacaktık, nelere dikkat etmem gerekiyordu şimdi gibi bir böyle bir şok hali de yaşamadım değil. Keza videoyu çekmeye başlamadan önce de sürekli erteledim ve bir şekilde gerçi başladı ve bitirdim. Ama işte bunu yapa yapa o eski, yani eskiden de böyle muhteşem olduğu için değil ama sanki daha rahattım o zaman. Gerçi şu anda rahatım. Neyse. Bugünkü izlediğimiz bu videonun içerisindeki incelemenin içeriğini oluşturan kitap Sorokin'in Tipi adlı bu 200 sayfalık neredeyse romanıydı. Bilim kurgu sevenlere önermek bence saçma bu kitabı. Her ne kadar arkasında işte salgın, distopya, bilim kurgu, zombi gibi bu Can Yayınları'nın hashtaglerinden olsa da yani bence varoluşçu metin seviyorsanız ve hareket üzerinden ilerleyen olaylardan ziyade içsel zamanı sizi çeken olaylardan oluşan metinlerden hoşlanıyorsanız, daha önce iki örneğini saydığım gibi, o zaman kesinlikle bence bir şans vermeniz gereken ve yani gerek diyaloglar kurulan, çeşitli ilişkilerle kurulan gerilimler ve
dış diyaloglar vasıtasıyla bizim tanıklık edebildiğimiz iç diyaloglar beraberinde oldukça zengin bir okuma deneyimi sunuyor. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkürler ve de kanala destek olmak için beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız ve abone olup da zil şeyini açarsanız çok sevinirim gerçekten. Bir dahaki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. なんかすっげえ長い夢を見てた気がするんだけど、なんだったっけ、思い出せねえな。